Evet, rol çaldım senden. Mert'cim nereye geldik? Burası neresi? Seni berber dükkanından çıkardım ve bir davete getirdim. Herkesin merak ettiği bu influencer davetlerinde neler oluyor? Abi herkes çok merak ediyor. Evet. Özellikle bu influencer felaket çıldırdı şu anda. Herkes influencer olmak istiyor zaten. Evet, ama bu işin en iyileri var. Neden dönem değişti? Hemen anlatayım sevgili izleyiciler. Eskiden biliyorsun köşe yazarları, basın yazarları, dergi yazarları bu tarz davetlere gelirdi. Haber olurdu. Şimdi markalar artık influencerların elindeki gücü fark ettiği için şimdi bir story'de 100 bin kişi bakıyor, 200 bin kişi, 500 bin kişi bakıyor. Onun için markalar da influencerları bu özel davetlere çağırıyorlar. Hatta şimdi yanımda arkadaşlarım var. İsterse etki yaratan çok özel 3 isim var. Çağırayım mı? Bekliyoruz. Çağırayım mı? Evet. Mesela sırayla gelsinler. Gel Bilge. Gel. Hepiniz gelin. Mehtap, Serap, gelin. Mesela arkadaşlarımı tanıştırmak istiyorum. Katre, ilk önce Bilge. Şimdi hoş geldiniz. Evet. Merhaba, hoş bulduk. Bugün bir kozmetik ürün davetindeyiz. Bir krem lansmanı gibi düşünebiliriz. Türkiye'nin en büyük markalarından biri. Şimdi mesela ilk önce Serap'a sormak istiyorum. Serap'ın eşi şu an Survivor'da. Evet. Kendisi de influencerlık yapıyor. Evet, yani şu an biliyorsunuz Atakan Survivor'da. Her akşam izliyorum. Gündüz yoğun bir şekilde çalışıyorum. Çocuklar akşamları da her gün 7.30'da ekran karşısında onu izleyip onu destekliyoruz. Gündüzde bakımlarımızı yapıyoruz, işlerimizi yapıyoruz. Davetlere katılıyoruz. O şekilde şu an yoğun bir hayatımız var. Peki sen de mesela YouTube'da çok etkilisin ve bir sürü ünlü konuk alıyorsun. En evet. Kim geldi? Mert Rivinli. Sansasyonel açıklamalar. Evet, evet, evet. YouTube'da program yapmak, TV'de program yapmak gibi aynı his gibi. Yani değil mi? Daha zor. Daha mı zor? Daha zor. Yani çünkü kendin içerik üretiyorsun. Televizyonda galiba daha böyle hiç televizyon programcılığı yapmadım ama çok daha sağlam ekiplerle yapıyorsun diye düşünüyorum. Burada biz kendi kendimizi üretmeye çalışıyoruz. O yüzden birazcık daha zorlanıyoruz. Evet Mert'cim, yeter, sıra bende. Evet. Bu program benim biliyorsun. Çok kusura bakma Şükrü abi. Heyecanlandım arkadaşlarımı görünce, kamerayı görünce şaşırdım. Bugün benim konuğum Mert. Evet. Şimdi siz olsanız Mert'e ne sorardınız, merak ediyorum. Kim bu banlanan influencerlar? Şey var, şimdi davetlere gelip influencerlara hediye edilen ürünlere ikinci el ürün sayfalarında, ikinci el satış sayfalarında satıyorlarmış. Markalar da diyor ki bizim ürünümüzü kullanmıyorsa niye gidip satıyor? Şimdi biz hediye ediyoruz ya bir şey. Ürünü gidip satıyormuş. Bu bir skandal oldu tabii ki. Her yere manşet oldu. Böyle açıklamalar yapıyoruz. Biz skandal seviyoruz ya, etkileşim oluyor. Katya ile konuşalım ister misin? Evet Katya, siz de biraz dinleyelim, merak ediyorum. Ben Mert'e sormak istesem gerçekten şunu sorarım. Bu tempoya nasıl ayak uyduruyor? Yani inanılmaz bir enerjisi var, çok güzel. Herkesle de bambaşka, yani karakterleri farklı insanlarla aynı düzeyde, böyle paralel çok güzel bir enerjisi ve ilişkisi var. O yüzden nasıl yapıyorsun? Nasıl yapıyorsun? Herkes çok seviyorsun oğlum, niye acaba? Bireysel herkese dostluk kurmak çok değerli gerçekten. Yani bir de bakar mısın, bir davet yapıyorsun, herkes şıkır şıkır, yani şöyle bir kamera şöyle bir görsün herkesi. Herkes çok şık. Yani insanların mutlu olmaya, iyi hissetmeye ihtiyacı var. Onlar da takipçileriyle böyle bir iletişim kuruyorlar. Bak bir de Bilge var. Bilge'ye sorayım. Evet Bilge şimdi. Benim de bir sorum var Mert'e. Mert'le alakalı. Mesela bir şey popüler oluyor. Onu ilk Mert'te görüyorum. Ama mesela bu, mesela TikTok daha hani yeni nesile hitap eden bir şey aslında ama Mert ondan da haberi var. Bunu nasıl yapıyorsun? Evet. Nasıl yakalıyorsun? Yani nasıl ben... Evet Mert. Hemen söyleyeyim. 7'den 70'e herkesle arkadaşım. Yani şu bugün Şükrü Dudu'yla berber muhabbeti de yapıyorum ama TikTok yapan 18 yaşındaki 2005 doğumlu bir fenomenle de kalkıp TikTok dansı yapıyoruz. YouTube'da aynen. Da öylesin zaten. YouTube'da da, ama YouTube'da biraz durdum. Belli olmaz ya, ben ekrana mı çıksam diyorum ya. TV'lerde program mı yapsam? Mert'in bugün etkinliklere başka neler olacak? Etkinliklerde bugün aslında herkes yüz yogası yapacak. Kendi tasarım atölyeleri var, makyaj atölyeleri var. Hem burada kendini iyi hissedecekler, hem cilt bakımı yapacaklar, hem yüz yogası yapacaklar, hem de yeni ürünlerle tanışacaklar. Aslında insanları iyi hissettirdiğimiz bir gün tasarlıyoruz. Markalar da içerik çıkaracak, influencerların paylaşım yapmasını sağlayacak çok güzel platformlar kurdu. Böylelikle de sosyal medyada herkes bugün tanıttığımız markayı her yerde, sosyal medyayı bu markayla boyayacağız. Mert aynen. Her yerde. Mert her yerde, Şükrü her yerde. Evet Mert'cim, tıraş oldun. Röportajımızı evet. Yaptık. Buraya geldik. Çok güzel geziyoruz. Aynen. Gerçekten harika bir atmosfer. Çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Beni çok değerli programına davet ettiğin için.